Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Yeni Beast Skylines 2 bölümüne hoş geldiniz. Seri devam ediyor ve 16. bölümde sizlerle birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde genel olarak zaten geçen toplu taşımayı falan hallettik. Toplu taşımayı merak edenler bir önceki bölümü seyredebilir. Bu bölümde de farklı şeyler üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Mesela şu sanayi bölgesini biraz daha düzenlemek istiyorum. Belki buraları komple imha edip bu taraflara kaydırabilirim. Ama bunlar tehlikeli hareketler ya. Bak şimdi bu binaları... Hepsi 5 level, tamam mı arkadaşlar? Şimdi bunların üretimi buna göre. Çalıştırdığı işçi buna göre. Bak 41 tane işçi çalıştırıyor bu adam. Az değil yani. Eğitimli işçi çalıştırıyor. Sonrasında bu adamın ulaşım sistemi, çalıştırdığı her şeyi buraya göre anlayacağınız. Şimdi biz bunu taşırsak büyük ihtimal ciddi sorunlar yaşayacağız. Onu peşin peşin söylüyorum arkadaşlar. Şimdi bir diğer yapacağım şey de şurası... Böyle bir komik kuruyor, tamam mı arkadaşlar? Bunu azıcık ileriye doğru taşıyacağım. Önce bununla başlayalım, bu kolay olan. Çünkü hemen bitecek. Şöyle gelse... Buradan böyle nasıl devam etsem diye düşünüyorum da... Böyle biraz sola doğru çapraz çıkacağım galiba. Burada direkler var. Şöyle gidebilirim. Ve aşağı yukarı... Yani... Aslında... Yani burayı böyle gelsem... Emin olamadım ya. Yani buradan nasıl güzel... Aa bak, şöyle de bir açı gelirse buradan... Tamam, burada güzel bir açı oluşturabilir. Tamam. Sola çapraz devam edeceğiz gene. Şöyle hafif. Çok aşırı değil de. Çok böyle, hani belli belirsiz olacak. Tamam mı? Şuraya doğru. Heh. Buralarda biraz daha ona göre iyi olmuş oldu. Tamam. Şimdi istediğimiz şey öncelikle sanayi alanlarını taşımak. Nereye taşıyabilirim? Oğlum burası iyi lan sanayi için. Şu bölge. He. Dur. Bekle. Şuradan... Arkadaşlar şu bölgeyi komple, tamam, şu minik bölgeyi iptal ediyorum. Onlar yavaş yavaş bu tarafa doğru kaysın istiyorum şimdi. Hocam siz oradan şuraya doğru bir gelin. Yine şöyle aşırı iç içe geçirmeden ve böyle eğimli yerlerde çok dibine kadar yapmayın. Çünkü bunlar şimdi bina yaptıkça burası düzleşecek şurada olduğu gibi. Ya bu da ister istemez iyi durmuyor arkadaşlar. Bunu ana yol üzerine yapmıyor. Tamam, bir tane ufak yap o zaman. Şöyle birkaç binada buraya yapayım. Şöyle oyunu bir hızlandırsam daha iyi olur herhalde. Şimdi sanayi fabrikalarını bu tarafa kaydırabilirsem arkadaşlar. Böyle şurayı da bir düzleyeyim de. Heh, böyle biraz daha. Çok iyi değil ama biraz daha iyi. Bu taraflara doğru kaydırırsam sanayiyi. Burayı da komple yukarı aşağı yukarı aşağı tarım bölgesi yaparım diye düşünüyorum. Ama bunların tabii hızlı bir şekilde gelmesi lazım buraya. Bu bölüm bitiririz herhalde ya, bu taşıma olayını. Çünkü yorumlarda bayağı bir tarım bölgesine güzelden giydirmişsiniz. Sürekli de giydiriliyor da. Ne yapalım arkadaşlar, şimdi herkesin düşüncesi farklı. Ben bir de burayı yaptığımda şehir bu kadar gelişmiş değildi yani. Alanımız çok dardı hatırlarsanız. Biz hemen para kazanalım diye iç içe yaptık. Ona büyük bir etkisi var. Tamam mıdır? Burada tamamlandı, burada yapılıyor. Şimdi bunun yine ihtiyacını karşılamak için şuradan biraz daha dükkan alacağım oraya. Şuradan biraz daha dükkanı. Oradan iptal ediyorum, buradan veriyorum. Aslında taşıma yapmış oluyorum bir nevi. Şu çok mu içeride oldu? Şu bir tık içeride oldu ya. Arkadaşlar bunu bir kademe ya da iki kademe düşürelim. Hah, şöyle biraz daha aşağı doğru gelsin. Şurayı da şöyle iki dükkan yaptım. Burada dükkana gerek var mı? Olmasın, olmayı versin ya. O kadar uçta. Abi şurayı dibine kadar böyle iki dükkan getir. Buraya da dur, şuraya kadar 3 dükkan getir. Tamam. Düzlüyorum abi burayı. Şu şekilde. Buraya da şey yapıyorum. Aslında var ya, bir şey diyeyim mi? Ben şu bölgede şunu yapabilirim aslında. Şu yolların geliştirmelerinden bu yolun altına sütün koyar isek. Tamam mı? Şöyle aynı şekilde buraya da. Şuraya da. Ve bunun bir altındaki yol buraya da. Bunun alt tarafına bakan yere. Sütunumuzu yerleştirirsek arkadaşlar. Ben bunu böyle şimdi yaysam. Nasıl olur? Haa işte bak, bu dediğim olay buydu az önceki. Az önce kastettim. Şimdi çok daha iyi oldu. Tamam. Gerçekten güzel oldu. Şuraya da sütun koy abi. Şu kısma da aynı şekilde sütunumuzu koy. Tamam, şimdi bunu böyle yaptık ya madem. Şurayı biraz iyice genişlet abi, şu arkadaki kısma kadar. Şunun şurasına da sütun istiyorum yapılıyorsa.
Yol görünmez oluyordu. O olmadı ya. Anarşiyi açıp şuraya koyabilirim. Şu alttakinin şu kısmına. Heh. Tamam, anarşiyi geri kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar, şu dükkanları iptal et. Oyun durdu değil mi? Burayı bu seviyeye getir. Aradan şöyle ara ara havalandırma boşlukları diyorum ben buna. Şöyle havalandırma boşluklarını yap. Heh. Şimdi jilet gibi oldum. Buralarda aynı şeyi yapamayacağım. Çünkü buralarda öyle bir mekanik yok. Getirsem mesela şu yol geride kalır. Ama şunu yapabilirim burada da. Bakayım bir. Ağaçlar değil de sanki burası biraz daha sivri. Dur bakalım ya arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle. Yüksekliğimiz bu. Örneğin. Tamam mı? Böyle getirdik. Şuraya kadar getirelim istiyoruz. İkincisi yaya yolu. Aklımda bir proje var, bakalım yapabileceğiz mi bilmiyorum. Yayını buradan aldık. Getirdik buradan. Buraya kadar getirmek istiyorum. Şuraya kadar getireyim. Burada ise iki kademi şey yapayım. Yukarı kaldırayım şöyle. Yok, hala olmuyor. Biraz daha olması lazım arkadaşlar. Şöyle olsa. Tamam. Şimdi bunların altına ben sütunlar yapacağım. Amacım o. Sütunların arkası da istinat duvarı olacağı için... Şöyle 5 olur herhalde. Muhtemelen buradaki bu toprak görüntüsünü bir şekilde yedireceğiz gibi ortama. Bunu buradan... buradan buraya indiremem değil mi? Bunu hiçbir şekilde buraya indiremem. Şöyle yapayım. Karşıyı bir kaldırayım bakayım. Yukarıya kadar. 20 metre mi oldu burası? Dur. Şöyle biraz daha aşağı inecek. 5.9, 3.3 diyor. Bunu birli seviyeye alsak. Şimdi... Biraz daha inmesi lazım. Abi en fazla bu kadar oluyor arkadaşlar ya. Öge çakışıyor diyor da ne çakışıyor ki? Çakışmıyor bir şey. Oha canım. Oradan oraya da çakışmaz ya. Çakışmaması lazım. Ta şu yolda az önce şeyle yaptık ya. Modla. Orada yaptığımız yer çakışıyor ya. Vay anasını. Yaptım arkadaşlar. Aha da böyle oldu. Oradan aşağı doğru bir iniş var. Şimdi bakalım yapacağımız şey, yani yapmayı düşündüğümüz şey daha doğrusu, bu bölgede bize başarı getirecek mi? İstediğimiz o güzel görüntüyü buradan alabileceğiz mi? Şöyle buraya kadar geliyor. Evet, şimdi istediğimiz olay neydi? Buradaki bölümü buraya doğru dağıtmaktı şu şekilde. Sanırım olacak gibi arkadaşlar. Şöyle. Çok böyle hani hassas bir bölge olmasına gerek yok. Yalnız... Şu adamları bir susturayım. Yalnız arkadaşlar ya, bu kadar da bozmasın etrafı. Çünkü şu iç şu dış tarafı, daha doğrusu iç değil de şu tepedeki kısmı aşırı bozdu. Ya burası da böyle yani hassas hassas yapmak gerekiyor. Ben yani o zaman bir anlamı yok ki bunun. Aynı hesaba geliyor. Az önce yaptığımız şeyin neredeyse aynısı. Hiçbir anlamı yok. Biraz daha küçülsem belki onunla faydası olabilir. Bir deneyeyim şöyle. Arkadaşlar yay yolunda istediğim gibi görüntü çıkmıyor ya maalesef. Yani böyle bok gibi oldu açıkçası. Yıkayım mı yıkmayayım mı karar veremedim. Hani uzaktan bakınca iyi görünüyor bak. Oradan en azından bir duvar var. Hani bu duvar bu toprağı tutuyormuş gibi bir hissiyat var. Şunu bir yıkabilir miyiz, yerine yenisi yapılsın. Ya yıkacağım ya. Gerçekten çok kötü duruyor. Gerçekten. Yıkacağım. Bilmiyorum, ben beğenmedim yani. Siz beğendiniz mi bilmiyorum ama arkadaşlar. Böyle bir eğri büğrü, ne bileyim, hiç hoşuma gitmeyen bir stili vardı. Ondan dolayı bu projeyi komple iptal ediyorum. Şunu da tekrardan dağıtıyorum. Onun yerine bu bölgeye sadece yaya geçidi bile yapmayacağım. Sadece ağaç ilave yapacağım. Ağaçlarımız da yazmışsınız yorumlara, Avrupa ve Kuzey Amerika'da bunlar değişiyormuş. Bazı ağaçlar geliyor gidiyormuş arkadaşlar. Şu ladin ağacıyla buraları destekleyelim. Yine iki boy olsun, hatta belki de yavru da olsun. Böyle biraz fırçayı küçült, yoğunluğu artır. Böyle ağaçlarımızı ilave ediyorum. En azından arkadaşlar bu bölge böyle faaliyete geçmiş olsun. Tamamdır. Ledin birazcık da meşe attım içerisine. Güzel ve tatlı dursun diye. Burası da böyle. Şimdi değerli arkadaşlar, şu bölgede yeni bir güncelleme yapacağız bu bölgelerde. Yine yavaş yavaş buradaki fabrikaları da taşıyacağım. Buraları da muhtemelen büyük mega tarlalara dönüştüreceğim. Şuradan da başlıyorum gene burayı tahliye etmeye.
Şöyle arkadaşlar. Buraya kadar gelsin. Bunlar da oradan bu tarafa doğru kaydırabilirsek eğer hatasız bir şekilde çok iyi olur bizim için. Şimdi hocam burada bakayım bir aim nasıl şey sığdırabilir miyiz insanları? Sanki aradan bir kademe atabiliriz ya. Bunu yolla yaparsam güzel de olur. Çok da sorun çıkarmaz bizlere. Şimdi iki şeritli yollarımız vardı arkaya doğru gelen. Böyle bir bakayım da bit mesela örneğin şuradan koyduk diyelim. Tamam şu bölgeden koyamadım ama tekrar bir deniyorum. Şöyle koyduk. Fabrikaların... Abi tepeye doğru gidiyor. İsterseniz düz yapmayalım. Düz yani bu tepeye doğru gitme özelliği kalsın. Hatta biraz daha yukarı doğru yapabiliriz de. Şöyle demek istediğim şu. Mesela şu kısmı bir kademe üste çıkardık diyelim. Şurada bir düzlük olsun. Yani böyle bir merdiven basamağı gibi tık 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 tık. Böyle illa şehirlerinizde böyle bir yer vardır. Özellikle eski mekanlarda. Onu deneyeceğim şimdi. Olursa hatta buraya direkt hızlandırılmış bir biçimde sunayım sizlere. Siz beğenip bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar uzun bir çaba sonunda çok güzel bir kavşak tasarladık burada en sonunda. Birazcık uğraştım çünkü gözümüze hitap eden bir bölgede olmasını bir yandan arzuladım. Buradan geliyor sağdan geliş, soldan gidiş tamam. Bu tarz ters gelişlerde kavşak yaparak bunları bağlayabiliyoruz değerli arkadaşlar. Ters gidiş gelişte. Normal yani kendi şeridinde gidiş gelişte de bunu yapabiliriz. Bu şekilde direkt sağdan çıkartıp burada normal kendi şeridi yoluna bağlayabiliyoruz arkadaşlar. Güzel oluyor. Şimdi mesela buradan çıkardın ya sağdan gelişi. Sağdan gidiyorsun. Burada bağlantısında problem yaşıyorduk ama bu şekilde
tersi kavşakla normalde zaten direkt normalden bağlayabiliyoruz. Hiç de sorun olmuyor. Değil mi? Bu normalde gelseydi buraya bağlanması gerekiyordu. Evet, aynen. Tamam. Şimdi dediğimi kendim de anlayabildim. Ya şurada birkaç noktaya ben bir iki tane ağaç ilave etmek istiyorum. Şu bölgelere şöyle hani boşta kalsın istemiyorum şuralar arkadaşlar. Oralara kendisi koymuyor yani böyle teker teker kendimizin koyması gerek. Şuralar olmuyor. Buralara da böyle yine birer tane ağaç ilave edeyim de. Hoş dursun en azından. Tatlı tatlı gözümüzü rahatsız etmesin. Bunun altına o bunun altına bir de meşe sığıyor lan. Ne kadar yüksekmiş burası. Meşe ha bu da en büyük ağaç. Şuna sığmıyor da bu tarafına sığıyor çok rahat bir şekilde. Panaş falan da açık değil. Tamam böyle rastgele birkaç tane koydum sonra belki ileride oraları düzenleriz. Şimdi arkadaşlar son itibarıyla hani sonrasını son aşamasını görmeyi merak eden arkadaşlar için son aşaması şu anda şu an itibariyle bu. Böylece burasını da artık bitirip hemen kullanıma açıyorum. Fabrika ile ilgili şöyle yaptırımlarımız olacak. Şuradan ufak bir dükkan, yine buradan ufak bir dükkan. Bir kalın bir büyüğü inşa edilsin. Şunun inşa edilebilmesi için buraya ufak bir müdahale yapmamız lazım. Şimdi olacak, şimdi düzelecek. Yine şöyle, hatta şunu da iptal et. Ondan sonra buraları da şöyle yapalım. Buraları böyle doldurduğumuz zaman zaten bayağı herhalde rahatlayacağız diye düşünüyorum. Fabrika açısından. Böyle özellikle bu arka caddeyi daha büyük arkadaşlar şeylerle inşaat alanlarıyla hatta şunu yıkalım şunu da yıkalım ha şöyle daha büyük fabrikalarla buraları destekleyeyim çünkü en düzlük alanımız bu tepesi burada büyükler olmazsa diğer yerlerde hiç olmaz şu arka caddeyi yine doldurayım şöyle güzelce tamamdır. Geriye kalan yerlere neler yapacağımıza sonra karar vereceğiz. Hemen şu diğer taraftan fabrikaları gene kaldıralım arkadaşlar. Burası gerçekten sizi rahatsız etmiş. Şurayı da kaldırıyorum. Şu kısmı. Aslında burada çok fabrikamız vardı. Ciddi anlamda gelirimiz düşecek ya. Vallahi var ya. Arkadaşlar çok düşecek hem de ya. Burayı da kaldırayım da bir an önce hepsi birden level atlasın. Onu istiyorum. Buraları komple tarım yaparım herhalde. Bu tarafı. Sadece şehrin bu bölgesine de bir endüstri gerektiği için şuralara falan yapabilirim ya da biraz daha tepelik bölgelere. Buralar tamam demiştik. Şu kısımda yine varsa bu kısmı da komple iptal ediyorum. Artık varsa yine şurayı da şöyle iptal edeyim varsa bir şey kalmadı. En son buralar kaldı sadece. Bir de şu aralar var. Buraları falan yani duruma göre yeniden dizayn edeceğim. Oyunu şöyle bir hızlandırayım. Hızlı hızlı fabrikalarımız bitsin. Şimdi şu tepenin eğimini de dikkate alarak tamam böyle aşırı rampayı şişkolaştırmadan şöyle arkadaşlar hemen hemen aynı seviyede yapılarımı inşa ediyorum güzelce. Bunların bir otopark ihtiyacı olacak. Şuralara koymayı unuttum ama buraya koyayım. Şimdi oraları tekrar yıkmak istemiyorum. Zaten 50 kere adamları işinden ettik. Şurada olabilir arkadaşlar. Hatta şu yukarıda olursa daha da iyi olur. Şöyle ortalama burada 20 euro olsun. Yeni iş yeri açıldığı için 10 euro indirim. Buraya yine bir fabrika alanı. Hop bir dakika. Bak şurası bir kademe fazla çıktı. Özür diliyorum. Sizi geri alıyorum. Şunları da aynı şekilde. Tamam. Heh. Seni de. Heh, sen de bununla aynı seviyeye gel. Aşağıyı da şunlarla beraber aynı seviyede götürelim. Şuraya kadar gelsin. Şöyle. Aradaki kısım da bu şekilde kaldı. Şu adam hammaddede sıkıntımız var diyor. Farklı bir sektöre yönel usta. Farklı bir sektöre yönel. Burayı da yine şuraya kadar yapayım. Bir otopark da buraya atalım. Yine ara bir otopark. Yine buradaki insanlar için. Şöyle arkadaşlar. Bunu koyarsam alttaki bir dakika. Alttaki binaların şeyi büyüyecek. Bir kademe büyüyor arkadaşlar burası. Aynı seviyede olsun. Üst tarafta ona istinaden bir kademe küçülsün. Tamamdır. Hemen fabrikalarımız kurulmaya başlandı. Güneş enerjisi tavsiyesi çok geliyor chatten ama arkadaşlar bizim şeyimizin hava sıcaklığımız 4 derece. Yani bunlar her haritada işe yarayan şeyler değilmiş. Ben de haritaya başladıktan sonra bunu acı bir şekilde sizlerle birlikte deneyimledim, öğrendim diyeyim. Maalesef o dediğiniz şey galiba olmuyor. Ama yine de bir deneriz yani bir bakarız. Şehir bir kendine bir gelsin. Hocam şimdi tramvayımız var burada. Üst taraflarda yine
Şununla ilgili maden ocaklarımız da çalışsın istiyorum. Bir yapımız var ya, böyle biraz daha belki devam edebilir. Şu yolu kullanıyor muyuz? Şurada arada bir yol var ya. Bunu kullanmıyoruz. Burayı yıksak nasıl olur, bu tarafı yıksak arkadaşlar? Maden ocağından dolayı diyorum. Şunların hepsini aşağı doğru böyle genişleteceğim. Tarımla ilgili bütün ihtiyacımızı buradan karşılayalım istiyorum. Onun dışında şu tarafı da komple sanayiye ayırırız. Burası da komple sanayi olur. Bak, bu yeni kurduğumuz yollarda işe yarıyor. Buraları da yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Hop. Bunu seviyorum ya. Yaptığım şey işe yaradığı zaman gerçekten seviyorum. Bu ne demek biliyor musun abi? Azıcık şehir büyüdüğü zaman buranın tıkanmaması demek. Bunlar çok önemli, hayati değerlere sahip şeyler bizler için. Mesela adam buradan çıktı geldi. Şuraya mı inecek acaba? Bakıyorum. Evet. Yani mesela adam şu caddeden buraya gelmek için bile otobanı kullanıyor yani. Öyle çılgınlar var şehrimizde. Maalesef. Bu adam ne diyor? Bu adam kaya materyali üretiyormuş. Onu da yıktım gene. Hani şeyin sektörünü değiştirsin diye. Hala bitmeyen fabrikalar var. Onlar da bitsin. Şurada arkadaşlar şu büyük parselimiz var ya. Burası genelde sanayi olacak. Şu üst taraf özellikle. Şuradaki yolumu ortası refüjlü. Şöyle düz bir şekilde şuraya kadar çıkartayım. Tamam mıdır? Bunu üstteki otobana bağlayayım mı sizce? Üşenmeyip bağlayabilirim. Şimdilik böyle bir dursun da şurada birkaç tane daha sanayi bloğu yapmak istiyorum. Onu da aradaki mesafe nasıl? Gene az önceki gibi hani dikeyle şunlar gibi yapabilirim. Ya da yapmayabilirim. Yapmayacağım ya. Arayı geniş tutacağım. Mesela şöyle yapıyoruz ya bina inşa ederken. Şöyle inşa ediyoruz ya. Şimdi ara yamuk olduğu için şöyle yapacağım. Böyle yaparsam, böyle geniş bırakırsam aradaki yamukluk da arada kaybolur. Binalarımı da büyük büyük yapabilirim. Hiç de sorun olmaz bizler için. Şimdi yine iki şeritli caddelerimiz var. Şöyle aşağı doğru bunu getirdim. Yine şuradan bir cadde daha alacağım şimdi. Şöyle arkadaşlar. Buraya da getirdim. Caddeler devam etsin. Bunu da getirdim. Tamam. Onun dışında da şu araları da gene o büyük yollarla şöyle tahmini olarak bir bakayım. Herhalde tamam gibi ya arkadaşlar. Şuradan çıkmıyor. Buraya kadar yaptım mı? Tamamdır usta. Burası olacak gibi. Şuraları ışıklarını kapatıyorum. Kapat, kapat. Burayı da kapat. Onun dışında bunu şu dibe kadar iyice bir getir. Böyle biraz daha ileriye doğru alalım. Evet, kış mevsimi geldi. Nalet kış mevsimi arkadaşlar. Gerçekten hiç sevmiyorum ya. Buralarda bir trafik kazası. Kardeşim! Adam nereye uçmuş gördünüz mü ya? Ladin ağaçlarının arasına yoldan fırlamış, ladin ağaçlarının arasına uçmuş ya, çılgın herif. Tamam. Burada da bir kaza vardı. Onu kaldırdılar hemen. Deli ya. Ormana doğru uçuyor. Birazcık dikkat etsene güzel kardeşim. Burada bir yangın mı var? İlk defa çiftlikte bir yangın görüyorum bu arada. İlk defa arkadaşlar. Vay anasını. Yanıyormuş demek ki gerçekten. Şuradaki planım da ne biliyor musunuz? Şimdi bu en üst yollarımız var ya. En üste bu binaları koyup aşağı gelebildiği kadar, işte ortasına kadar böyle büyükçe bir yapı. Alttan yukarı doğru. Yukarıdan aşağı, alttan yukarı. Yani böyle koskocaman bir tarım bölgesi yapmayı düşünüyorum burada. Tabi sanayi de. İkisi birlikte olması lazım. Belki de şu alanı komple yaparım bilmiyorum. Ama ormanlarla birlikte harmanlaya yapmamız lazım. Neyse, şuradaki yapıyı biraz devam ettirelim. Fabrikalarla ilgili. Önce bir işçi sayılarına bir bakıyorum. Değerli arkadaşlar. 63, 23, 20, 33, 10, 15, 18, 12, 16, 20. Yani hemen hemen birkaç tane kadro dışı, geriye kalanların hepsi dolu kadrolarında. Ha, şunu da yapacaktım ya. Dur, burayı yapalım. Şunun şu sol aşağı tarafı böyle olursa şuradaki bölge bence daha böyle hoş olacak. Aynen öyle. Çok daha tatlı oldu. Şimdi arkadaşlar, şu binanın dipleri biraz daha küçük. Şu bölgeler. Sonrası biraz daha büyük. Ondan sonra şuralarda aynı şekilde. Aralardan bağlantılar için boşluklarımız da bulunsun. Şu olmadı burada. Bunu iptal. Bunu iptal. Onun yerine burayı büyüt değerli dostum. Tamam mı? Şurayı iptal et. Bunun yerine buraya küçük yap. Çünkü şeyde ya, tam arada ya. Yolu çok fena bozuyor. Burası tamam böyle. Heh. Şimdi aynı şekilde bir de şu diğer tarafı yapacağım. Ama
Otopark koymadık bir tane. Küçük bir tane koyacağım yine. Ortaya koyalım bu sefer de. Büyük koymuyorum. Küçük küçük koyuyorum ama her tarafa serpiştiriyorum arkadaşlar. Trafik olmamasını ümit ediyorum. Bakalım neler olacak. Şöyle bir 20 tane burada. Şöyle bir 20 tane burada dedim. 20 euro burada. 20 euro burada. Şimdi değerli arkadaşlar. Şu aşağı caddede hemen binalarımızı yapıştıralım güzelce. Bunu yan tarafa istemiyoruz demiştik. Yani şöyle olmasın. Aynen böyle olsun. Şu arada birazcık boşluk olabilir. Şurada küçük bir dükkan olabilir. Burası büyük. Şu arada belki bir boşluk olabilir. İyice şuraya kadar büyük. Buraya kadar büyük. Tamam. Bunlar bir bitsin. Bunların detaylarını sonra halledeceğim. Hemen şunu yıkalım. Yeni farklı bir bina türü olsun. Araçlarımız geliyorlar mı bu otoparklara bu arada? Yukarıdakilere bakarsak daha sağlıklı olur. Bir iki araç burada var. Çok yok. Ondan sonra bir tane daha vardı burada otopark. Şurada. Yani bir araç da burada vardı. Yine burada da çok yok arkadaşlar. Bunları ayarlayacağız. Şimdi bizim şurada bir ana yolumuz var ya. Bu ana yolu ilerleyen süreçte şu otobanla da birleştirebilirsek o zaman trafik de olmaz. Zaten herkes şu anda olduğu gibi otobanı kullanacaklar. Deli gibi hem de kullanacaklar. Dolayısıyla biz burada sorunsuz bir şekilde şeyimizi, trafiğimizi halledeceğiz diye düşünüyorum. Bir de bu otobanın en büyük avantajı arkadaşlar her yere gidebiliyor. Bu çok büyük bir avantaj. Yani bu otobana bir girdin mi evlere de gidebiliyorsun. Diğer yerleşime de, ofislere de. Bundan dolayı karlı olacağız diye düşünüyorum. Oyunu tekrar yavaşlatabilirim. Şimdi değerli arkadaşlar şu öncelikle tarım arazilerini bir yıkalım. Artık bunlarda yeni bir güncelleme yapacağız. Burada metro istasyonumuz var. Onu yıkamayacağız. Ama bu neymiş bu bina? Postane. Seni buradan taşısam ben, yıkmasam da. Böyle. Yeni sanayi bölgesine doğru. Mesela şuraya taşısam. Tamam mı? Mutlu olmadınız mı la? Bu neymiş arkadaşlar? Posta depolama ekstra post van garajı. Post van garajında koysam. Berbat oldu. Yık bunu. Şöyle. Post van garajı tepede oldu arkadaşlar. Postane aşağıda oldu. Neredeydi o? Mesajlar. Postane. Heh. Ekstra post van garajı. Heh. Daha fazla etraftan alsın diye. Şöyle yapalım. Şimdi daha düzgün. Binalarla falan orayı ilerleyen süreçte toparlayacağız. Şurayı şimdilik bırakıyorum öyle. Onun yerine şurayla ilgileneceğim. Buraya da bayağı emek etmiştik zamanında ya. Şunu yıkalım. Bunu yıkalım. Burada da bayağı binamız var ya. Bunu da yıkalım. Şu yol çok güzel. Bunu bırakıyorum. Ellemiyorum onu. Burada daha bir de otobüs hatlarımız da var. Bunları da hep şey yapmamız lazım. Bu otobüs hatlarını falan da arkadaşlar yenilememiz, yeniden yapmamız gerekiyor. Aşağıdaki yol buradan da bağlanıyor. Ta buralara kadar gidiyor ya. Şunları da bir yık bakalım. Yani hepsine genel bir güncelleme girdireceğiz arkadaşlar. Mecburen. Ağaçlara gerek yok. Burayı tek tip bina yapabilirim. Bütün bölgeyi. Şunu ise herhalde şöyle olursa değerli arkadaşlar. Nerede bizim yolumuz? Şu. Bunu buradan getirdik. Buraya kadar yasladık. Heh. Böyle olursa buradan da bu yol devam eder. Şu aradaki kısma ne yapabilirim onu bilmiyorum. Onu birazcık düşüneceğim. Hem yaparken belki farklı şeyler aklıma gelir. Ya da bu aradaki yolu da iptal ederim belki. Ama burada binalarımız var. Onu iptal edersek orası nasıl olur? Etmeden çözmek lazım bu yol arkadaşlar ya. Yani buna... Aa, burada da bir tane şeyimiz var galiba. Metro durağımız. Bu durakları, bunlara bir kesin çözüm gerekiyor arkadaşlar ya. Bak orada mesela otobüs hattı diyor, eksik, burada eksik, burada eksik. 1, 2, 3, 4 tane otobüs hattımız gitti şu anda. Bunların hepsinin düzeltilmesi gerekiyor. Neyse bir taslağı çizelim. Oyunu mecburen durdurdum. Şurayı da iptal et. Ve şu altta şimdi daha önce bağladığımız su bağlantıları var. Bunlar toplu taşıma bağlantıları. Burada da aynı toplu taşıma. Şimdi buradaki metroyu, şu metroyu muhtemelen bir üst caddeye alacağız. Hani üst caddenin de şehirde, üst cadde gerçi bir şey yapamayız buraya.
Bu metroya bir şeyler yapacağız. Belki de bu metroyu şuraya kaydırırım. Şöyle. Şimdilik bir dursun da o. Onu sonraki bölüm yapabilirim. Çünkü hepsi yetişmeyebilir. Önce şu ağaçları arkadaşlar. Şöyle genel olarak bir hafif temizliyorum. Bu yerde benim yaptığım şeyler vardı ya. Binalar. Bunlar bir gitsin. Tamam şimdi. Büyük bir yapı istiyoruz. Verimli olsun istiyoruz ve güzel görünsün istiyoruz. Yani ihtiyaçlarımıza hitap edecek şeyler bunlar. Önce şurayla bir başlayalım. Şimdi şurayı biz parça parça yapmıştık. Çok hoş durmamıştı. Yani öyle söylemişsiniz. Şuradaki yol da çok kalın ya. Üşenmeyip burayı da mı acaba imha etsek? Evet, bunu da yapalım. Niye derseniz şu iki bölgeyi birleştirirsem aşağıya da birleştirirsem bu komple burası şey olur. Üretim hattı olur. Üşenmeyeceğim yapacağım arkadaşlar. Şimdi yapımız buradan başlıyor. Şu şekilde. Buradaki birçok yapı da bununla birlikte tabii gidiyor. Tamamdır. Burayı da ortadan kaldıralım. Yalnız bu bölgenin park ihtiyacı doğacak tekrardan. Bu işler bittiğinde buraya güzel bir park projesi yapmamız gerekmekte. Şurada yine yapımız var. Ondan sonra şimdi burası birazcık zahmetli. Çünkü burada çok birçok yapı var. Şeyde durağı da uçurdum. Metro durağını. Artık değişmesi lazım. Sağ tarafa kayması gerekiyor metro durağının. Bunu basılı tutup yıkamıyor mu böyle? Tamam. Niye böyle yapmıyoruz biz? Şöyle. Buraya kadar. Arkadaşlar birazdan hızlandırmayla birçok kabı iş halledeceğim. Ama şimdi hızlandırmamamın sebebi genel olarak düşüncelerimi size anlatmaya çalışmak. Buraları da iptal edeyim. Bunu da iptal edeyim. Buraları da ne yemek etmiştim ya zamanında. Şimdi bu yol yukarı doğru devam ediyor. Şu yoldan da çok rahatsız oluyordum ben. Muhtemelen burayı da yıkacağım. Hatta yık gitsin hazır elimize fırsat geçmişken. Değil mi? Bu yolu, şuradaki yolu arkadaşlar. Burada bir yolumuz var ya. Bu yolu diğer yolla birleştirebilirim şu anda. Şimdi şurayı da bir kapatayım da komple. Şimdi öyle bir yapacağız ki. Yapmamız lazım ki arkadaşlar hoş dursun. Şimdi bunu bak burası çok rampa değil mi? Ben bu rampalık yeri birazcık düzlesem şuranın altını komple. Sonra bu yolu şununla birleştirsem. Sonra da bu yol bunun üstünden geçse. Şey içinden geçse üstünden değil de. Böyle bir düzlük oluştursam nasıl olur? Bence güzel olur. Ne diyorsunuz deneyelim mi? Şurada bir kavşak kısmımız vardı. Artık bu tarafa giriş olmayacağı için burada bir hani kavşağa gerek kalmayacak. Sadece bunu normal yola çevireceğim. Yine şurayı da iptal edeyim. Normal 4 şeritli yola. Yayaların da kullanmasına istinaden yapacağım bunu. Tamam. Galiba oldu, tamamdır. Şu kırmızı ışıkları kaldır. Herhalde eskisi kadar trafik de olmaz bu bölgede. Şimdi şunu iptal et. Şöyle. Burası kalsın. İstediğimiz şey şu. Buradan bir yol geliyor. Bu şekilde dümdüz. Şu şey şöyle. Bu yol şuraya bağlanacak. Şimdi yüksekliğimiz bu. Buradan başlıyoruz buraya doğru yükselmeye. Yükselme düzgün olacağı için muhtemelen yol da düzgün olacak. Yolumuz iki şerit çıkıyor buradan. Şöyle. Çıktı. Hayır çıkamadı. Tamam böyle geldi. Şimdi bunu iptal ediyoruz. Bir sonraki aşama. Buradan birazcık fazla şey yıkmış. Bekle. Yine 4 şeritli yolla burayı alıyoruz. Böyle 180 derece aldık. Okey. Şuradan da yolu geçireceğiz galiba. 4 yapsam peki burayı nasıl olur? Daha iyi olabilir. Deneyelim. Yüksekliğimiz burası. Burası birazcık zorlayacak bizi birleştirirken ama halledeceğiz gibi arkadaşlar. Şimdi yüksekliğimiz burası dedik. Buradan dalıyoruz içeri doğru. Bazı otobüs hatlarını koruyabilirsem çok iyi olur. Çünkü ciddi bir müşteri kaybedeceğiz şu anda. Gerçi para da kazanmıyorduk ama trafik açısından iyi oluyordu bize. Şöyle 90 tam şeye denk geliyor. Buradaki yapıya denk geliyor. Şimdi ben bunu buradan getireceğim ama burada nasıl bağlayacağız? Birazcık bu alt caddede kaldı. Yol kalın olunca. Şöyle bağlasam hoş olmaz. Böyle getireyim ben bunu buraya doğru. Vallahi. Acaba az öncekine benzer bir yapı mı yapsam? Şöyle yamuk oluyor bak. Bu çok şey.
Nasıl desem, hoş durmuyor yani. Bunu çok beğenmiyorum da. Arkadaşlar, tam ortasına kavisli bir şekilde birleştirdim ya, şöyle. Belki bir de kavşak atarım. Hani iyi durması açısından. Şu bina her türlü yıkılacak gibi duruyor. Şunu yaparsam yıkılmıyor ama yıkılsın. Yerine bir yenisi yapılsın ufak. Böyle yapınca biraz daha iyi durdu. Şimdi şu yeraltı şeylerimiz var. Bayağı bir yıkılacak yapımız var. Sonra yeniden bunların yapılması gerekiyor. Yalnız bir dakika. Burayı da mı yıkmışız? Ya aslında var ya, şu kaba kavşağa gerek kalmadı burada. Burayı da bir revize edebilirim. Evet, hızlandırma artık şart oldu. Hızlandırma geliyor arkadaşlar. Neler çıkacağına hep birlikte bakalım. Bayağı bir uğraşmam gerekebilir. Arkadaşlar, genel bir taslak oturttum kafamda. Şimdi tasarım böyle olacak ama şu tarlaları da değiştireceğim. Şimdi ben tarlaları böyle aradaki boşluğu tamamıyla dolduruyordum ya. Aklıma şu geldi. Arkadaşlar, şöyle bir şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Şu arkadaki oyunun sesi çok şey yapıyor ya. Bir dakika. Çok yoruyor beni. Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Biraz daha tepeden bir fotoğraf bulabilirsem mesela. Biraz daha uzaktan. Abi... tarlalar diyeyim. Tarlalar. Şunun gibi yapacağım. Yani bunu oyuna nasıl enjekte edebilirim sizlere, hem danışmış olayım da muhtemelen yapmış olurum siz bunları yazana kadar. Şöyle düşünüyorum. Abi, kare bir tarla şu bölgede. Yine bunun altında bir tane daha. İşte bir tane daha var. Bir tane daha, bir tane daha. İrili ufaklı, irili ufaklı. Sanki birbirinden farklı çiftçilerin tarlalarıymış gibi olacak buralar. Böyle kare kare. Köşedeki alanları da boş bırakacağım. Ormanlık alanlar yapacağım. Öyle daha iyi ve otantik olacağını düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Bunu deneyeceğiz birlikte. Tabii çok işimiz var. Şimdi ben yoruldum. Bölüm 1,5 saat oldu. Ben biraz daha bu bölüme devam etmek istiyorum. En azından buraları devam edeyim. Şöyle birkaç saat mola vereyim. Sonra yine çekerim. Siz tabii tek partta izleyeceksiniz. Ben gidiyorum. Arkadaşlar, şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Buraların tarlalaştırılması ve parselleştirilmesi. Şu dört bölgede yine ufak ufak. Şuralarda daha az. Şu şeyde neydi bu, devasa binaların olduğu yerde daha az. Onun yerine buralarda daha çok olacak inşallah. Onları yapacağız. Yalnız burada gene bir güncelleme zamanı. Şu bölgeyi değerli dostlar duvarla destekleyeceğiz. Çünkü şu toprak olayını bir kaldıralım istiyorum. Yine burayı da aynı şekilde. Tamam, şöyle daha iyi. Şimdi isterseniz biraz birlikte yapalım. Şuradaki yolu da kapatalım. Ya bu yollar nasıl yıkılmış, ben anlamadım bu arada. Yani saçma bir şekilde bütün her yerdeki yolları yıkmışım ben ya. Ya ben yapmadım bu arada. Hatırlamıyorum yaptığımı da. Bir şey diyeyim mi? Ben bunu bir kademe içeri alırsam eğer
Şu şekilde. Tamam mı? Burada taksi durağım şeyim kalıyor sadece. Ana binalarım kalıyor. Belki başka bir şekilde değerlendirebilirim burayı. Elektriği ne oldu buranın? Geldi değil mi? Tamam, oyun tekrar durdur. Şimdi bütün ulaşım hatlarımızda bir sürü hata olacak. Ulaşım hatlarınızı zaten merkeze taşıyacaktık madem. Şunları arkadaşlar komple hatları siliyorum. Zaten metromuz büyük bir eksikte şu anda. Onların yarısı yok. Onları halledeceğiz. Otobüs hatlarımız, bunları da siliyorum arkadaşlar. Şöyle ekrandaki o gereksiz yol bildirimleri kalkmış olacak böylece. Tamam, şimdi burada bir... metronun devamı olan bölge. Sadece metronun devamı olan bölge kaldı değil mi? Şöyle bir bakalım. Evet, bu yolları birleştirdiğimiz zaman, onları da bir de bir şekilde şuraya girdirdiğimiz zaman ondan sonra düzelecek. Şimdi ben istiyorum ki... Değerli arkadaşlar... Yol çok yukarıda kaldı ya şu kısım. Yani bura çok yukarıda, şurası çok çukurda. Bunu birazcık bu çukurun etrafına dağıtmamız lazım. Şöyle. İyice dağıtmam lazım ki ben şimdi buraya tarla koyunca bu tarla havada kalmasın. Böyle dağıt dağıt dağıt. Buralar da aynı şekilde. Arkadaşlar. Bak burası da biraz yüksek olmuş. Böyle. Hocam tamamdır ya, bu herhalde yeterli diye düşünüyorum. Şurayı da biraz dağıtayım arkadaşlar. Böyle çizgiler biraz daha etrafa şey olsun. Dağılmış ve düzenli olsun. Tamam. Şimdi bir eksiğimiz var mı? Öncelikle yaya geçidimiz tamam, bağlanmış. Burada da yine aynı şekilde. Burası da tamam görünüyor. Buradan yola da bağlantımız var. Bu ne? Ha, şu en arkadan gelen yaya geçidi. Şunu iptal ediyorum. Arkadaşlar bunu direkt üste bağlayacağım. Bir de komple kapatıyorum. Şöyle. Buradan da bir geliyormuş. Ta buradan buraya kadar geliyormuş. Abi bunu kapat komple. Buraları artık tarla ya da fabrika. Ne yapacaksak ona göre karar verip ondan yapacağız. Aa, burada yeni bir şey gelmiş. Yeni güncelleme gelmiş. Aa, çok iyi. Başka neler var acaba arkadaşlar? Bunu koyduktan sonra yıkabiliyor muyuz acaba? Bir oyunu kaydedeyim hele bir dakika. Çünkü yıkamaya da biliriz yani. Koyduk mesela. Yıkabiliyoruz, tamam. Acaba sadece süs mü yoksa bunu gerçekten kullanıyorlar mı? Oğlum efsane olmuş lan. Bir şey diyeyim mi? Özel otopark alanı yapmak için falan mükemmel olur yani. Sadece şeyleri yok, simgeleri yok. Yeni ağaçlar yok. Bir de bu yer yaptığımız, çizdiğimiz yerler var ya, çizdiğimiz yerlerde yeni bir güncelleme getirmişler. Vay adamlar ya, adamlar çalışıyor kardeşim. Akşam yoktu bu. Şimdi oyuna girerken güncelledim. Orada geldi. Arkadaşlar burası çok dik ya. Bunu komple iptal ediyorum ya. Dik olduğu için ne yaparsam yapayım sırıtacak. Zorlama olmasın. Böyle iyice küçült. İçeri doğru. Böyle şurayı da böyle yapalım. Şunu aç, şunu geri kapat. Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar şurayı yıkmadan önce burayı bir hafiften yapayım, şu bölgeyi. Ona göre durumu değerlendirelim. Şimdi normalde tarlaların arasından toprak yol geçiyor biliyorsunuz. Şöyle. Bu yolu değerli arkadaşlar biz de devam ettireceğiz. Böyle şuraya doğru bir adet. Ondan sonra şuradan bu taraflara doğru yine bir adet. Yok, iki mi yapalım burayı? İki yapabilirim ya, dur. Şöyle yapayım hatta. Buradan buraya kadar düz getiriyorum. Sonra böyle aim'le takip ediyorum. Buradan buraya getiriyorum. Buradan yukarıda gider herhalde bu yol, bunun altından. Bence geçer, bir deneyelim. Aa, geçiyor, tamam, süper. Sonrasında şuradan ortalamasını alalım aşağı yukarı. Buradan buraya doğru bir adet ve buradan şuradaki yola bağlanıyoruz. Tamam, burası tarlalarımız olacak. Bu alttan bağlanacak. Yukarı doğru gider mi? Yani giderse ne yapabiliriz orada? Henüz bilmiyorum. Şurayı da birazcık yamultacağım arkadaşlar. Şöyle iyice aşağılara doğru gelsin şöyle. Bunu nasıl yapıyoruz acaba ya? Aşağı doğru eğim vermesini. Şurada da şu bölgede de şunu yapacağız. Burada da arkadaşlar şunu uygulayacağım.
Tamam, böyle daha hoş oldu sanki. Şimdi şunun şu şurası üzgün duruyor ya, şu köşesi. Aslında bu köşenin birazını bu yüzden kırmıştım. Şöyle şu köşeyi bir halledeyim ben. Sonrasında şunu da şöyle bir halledeyim. Sonrasında bunu etrafa böyle yayalım. Ve biraz daha açacağım şimdi şuraya doğru. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Bu yol belki buraya kadar devam edebilir. Belki değil etsin. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Bir düzen olur en azından. Abo, şuradaki şeyden dolayı, yapıdan dolayı sanırım almıyor. Şimdi ben bunu mecburen böyle yapacağım. Şuraya kadar da bağlayacağım böyle. Abo, çok kötü durdu lan arkadaşlar. Şimdi hocam. Buranın zemin yüksekliği bu ya. Şöyle. Getirdik bunu buraya kadar. Buraya da böyle aynı getirelim. Tamamdır. Şimdi bunu böyle içeri doğru dağıtalım. Aa, dur bir dakika, bunu böyle yaparsak şu yola bağlayamam. Bu köşeyi şu yüksekliğe getir deyip şuradan böyle çapraz bir yol çıkartmam lazım tepeye doğru. Ancak öyle bağlayabilirim arkadaşlar. Şimdi deniyoruz tekrardan. Ortalama şöyle olacak herhalde. Böyle burayı da etrafa dağıtacağız. Abi buradaki ağaçları falan komple inilerim ben zaten muhtemelen. İsim tavsiyesi bekleniyor. Bu arada isimleri de unuttuk gitti. Ondan sonra şimdi önemli olan değerli arkadaşlar şu bölge. Şunun böyle düzgün durması lazım. Çünkü eğer düzgün durmazsa aynısı olur. Böyle iyice bir yayayım bunu buraya. Tamam mıdır? Fena durmayacak gibi ya. Ufaktan bir iyi hissediyorum bakalım nasıl olursa. Yalnız şunun şöyle devam etmesi için şunu da yapacağım arkadaşlar. Bütünlük sağlaması açısından. Galiba böyle yaparsam olur gibi geliyor bana. Şimdi yüksekliğimiz burası ya. Buradan böyle yukarı doğru götürürsem. Hani en azından yol boyunca bu tarafta aynı şeyler olmuş olur. Şöyle. Hani burada bir istinat duvarımız var. Onun üzerinde bir bölge var. Bu neymiş ya? Ha, tramvay attı. Tamam, onu da sil. Bunu da yenileyeceğim. İki bölüm sürecek arkadaşlar bu bölüm. Zaten şu anda ben 2 saati geçtim videoda yani. Bunu da silelim. Bunlara komple bir düzen getirelim. İçimize sinsin. Çünkü buradaki işlemler tamamlandı. Artık bu bölge kaldı yani. Şimdi devam ediyoruz. Bizim üretimle ilgili bir sürü açığımız oluştu şu anda. En pahalı olan madenden başlayalım döşemeye şimdi. Maden. Şöyle madeni iyice arkadaşlar şu bölgeye yerleştiriyorum. Tamam mı? Şöyle güzelce. Bunun içinde bitmişse diye buraları da iyice dolduruyorum arkadaşlar. Bittikçe ilave yapacağım. Yani taşımayacağım bu binaları. Seri boyunca hep aynı şey olacak. Şimdi en pahalı madene bir bakalım öncelikle. Sebze yetiştiriciliği değil. Taş madenciliği. İhtisas endüstrisi taş üretmek için kullanılır diyor. Kömür. Bu ise cevher madenciliği. Metal cevheri. Metal cevheri bence iyidir ya. Metalden devam edebiliriz. Şöyle. Arkadaşlar. Bir dakika. Şunu bir kapatayım. Kafa karıştırmasın. Buradan aşağı doğru devam ediyoruz. Şu yol boyunca aşağı doğru iniyoruz. Madenleri, petrolleri vesaire çeşitlendirirsek ekonomide de bayağı ileri gideriz ama şu an için hemen hemen ekonomimiz tamam gibi. İşte burada da şu eğimli yer sıkıntı oluyor ya. Şöyle devam arkadaşlar yukarıya doğru. Bir şeye değiyoruz ya. Neye değiyorsam. Bunun arasını manuel olarak koyacağım. Hasat edilebilir kaynak 275 ton olarak görünüyor. Hemen burası da faaliyete geçsin. Şu bölgeyi şöyle biraz dağıt. Ondan sonra etrafa yay ki böyle düzgün bir bölge, arazi ortaya çıksın. İnşallah şuraya girip de kule dikmez. Hoş olmaz çünkü dikerse. Oyunu şöyle çok az bir oynatacağım. Arkadaşlar bunun binaları falan gelsin diye. Hemen yeraltı şeyi geldi, yapısı geldi. İşte böyle bir durumla karşılaşmamak için arkadaşlar. Bunları keşke kendiniz koyabilseniz ya. Tamam. Oyun tekrar durduruyorum. Bu bölüm bol bol kırmızı ekran göreceğiz maalesef. Şimdi benim dediğim tarlalarla başlayalım değerli dostlar. Minik minik ekeceğiz. Öncelikle şu arka tarlaları verimli araziye bir dönüştürelim öncesinde.
verimli arazi. Bu arada modları nasıl kullandığımızı merak eden arkadaşlar varsa modların kullanımı ile ilgili bir video kanalımda paylaştım. Adımla birlikte aratırsanız kanalımda onları da içeriklerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir şeyler var galiba, maden gibi sanki. Oraları tam böyle verimli tarım olmuyor. Bak şurada bir şey var galiba şu bölgede. Bakayım bir, petrol, cevher, su. Yo, işte bir şey yokmuş ama olmuyor yani. Neyse, çok önemli değil ya o kadar. Şimdi önceliğimiz değerli dostlar, neyden başlayalım? Sebzeden başlayalım. Aslında para kazanmak için kotondan başlamak lazım. Çünkü koton biraz daha pahalı diğerlerine göre. Buradan şöyle arkaya kadar, hatta arkaya, tam en arkaya kadar gelmemize gerek yok. Şöyle aşağı yukarı yine şuraya geleyim. Buradan da buraya kadar geleceğim. Düz oldu mu? Olmadıysa bile şimdi düzleştireceğim orayı. Şu bölgeyi. Şöyle düzdür muhtemelen de, bakalım bir. 91 derece. 90 derece. Okey. Böyle böyle yapacağım arkadaşlar. Şurayı birazcık daha arkaya doğru getireceğim. Şöyle hafif. Bakayım bir. Gözümüze hitap edecek. Şimdi ikinci tarlayı dikiyorum hemen yanına. Şu neydi? Ney tarlasıydı? Yazmıyor mu lan? Aynısıdır herhalde yani son seçilen ürün. Sebzeden devam. Bir tane daha sebze tarlası yapayım. Hatta iki tane bile yapabilir miyim acaba? Yok, yapamam. Çok yakın oluyor. Şöyle arkadaşlar düz olsun. Ana yol üzerine. Bunu da böyle iyice yaklaştırayım. Hah. Vallahi bence bitince güzel olacak gibi geliyor. Şu an bir şeye benzemedi ama. Vallahi bitince güzel tatlı bir görüntü ortaya çıkaracağız gibi geliyor arkadaşlar. Şöyle bunu da aşağı yukarı buraya kadar getireceğiz. Hemen buradan da bunu da buraya kadar getireceğim. Tamam. Bunu sonra koyduktan sonra yeniden şekillendirmemiz gerekecek. Şimdi arkadaşlar, şurası alttaki açıyı takip edecek. 90 derece. Burası da tamam. Şu kısmı biraz daha böyle aşağı doğru açacağım. Bir aşağıdaki yolun düzlüğünü yakalamaya çalışacağım. Şöyle herhalde hemen hemen olduk gibi oldu. Değil mi? Şöyle. Biraz daha iyi gibi sanki. Ya çok düz olmasın istiyorum. Çünkü oralara ağaçlar falan ilave yapacağım ya. Gerçekçi dursun istiyorum biraz. Şimdi şu yolu aşağıdaki tarlaya bağlayamıyoruz. Mükemmel. Bu kötü oldu işte. Şunu bağlarım. Şuradaki toprak yolu hemen. Hatta dur. Bir dakika. Bunu ben aşağı doğru da devam ettirebilirim. Evet. Yani şöyle biraz daha getir. Şöyle bir adet gelir. Şuralara da küçük sebze tarlaları yaparım. Yorumlarda güzel tavsiyeler vardı burayla ilgili. Böyle bunu buraya kadar getir bakalım. Gözümüzün önünü görelim de arkadaşlar. Ne yapıp ne yapmayacağımızı bilelim. Şimdi şurayı iptal et. Şimdi bunu da üstten geçir. Şöyle. Aba, bunların hepsini değiyor musun sen şimdi? Birazcık yukarı kaldırsam. Olur işte. 20. 0 metre. Ortalama şöyle bir şey oluyor bizim için. O da buraya kadar. Hatta daha da aşağı şuraya kadar geliyor. Tamam. Nasıl olduysa. Çok güzel. Sadece burası birazcık birazcık dik oldu. Şimdi buraya bir şekillendirme yapmam lazım. Böyle çok rahatsız edici duruyor beni. Şimdi yolumuz buradan geliyor. Bir kademe yükselttik. Sonra derecesini küçülttük. Şöyle sığıyor arkadaşlar. 16,5 metre ile. Sıfıra inmek de bir dert buradayken. Tamam, bir tane yüksel la. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi en azından düzgün duruyor. İki kolonlu bir yol. Acaba şuradan ben bunu direkt birleştiremiyor muyum ki arkadaşlar ya? Yani ileri doğru değil de direkt buraya. Ha, oğlum madem böyle yapabiliyorsun niye az önce böyle yapmadın ya? Hayret bir şey ya. Şuraları da etrafa yayalım. Böyle güzelce jilet gibi. Tamamdır değerli arkadaşlar. Şimdi buradan devam edeceğiz. Şurayı da beraber yapalım. Ondan sonra ben bir arayı hızlandırma sıkıştıracağım. Çok uzun sürmesin, siz de sıkılmayın diye. Sebzeden devam edelim isterseniz. Bir iki tane daha sebze yapalım. Şöyle yola yapışsın ya. Buraya da yapış. Şimdi bunun önceliği sağ taraf. Sağdan başlayacağız. Buraya kadar gel. Böyle arkaya kadar gel. Sebzeden sonra artık buğdaya ineyim mi yoksa devam edeyim mi biraz daha sebzeden? Devam edebilirim ya. Çok dert değil. Arkadaki boşluk biraz daha erken bitmiş arkadaşlar. Böyle geleyim de şuraya kadar. Gene 90 dereceyle gel. Böyle iki boşluk yeter.
Hatta aklımda da böyle kalsın. İki boşluğu hizalayacak şekilde tarlalarımı oluşturayım. Burada bir yol var. Sağını solunu boş bırakmışız. Burada biraz daha genişçe bırakacağım boşluğu. Böyle daha tatlı olur belki. Şimdi, tam bilmiyorum ama deneme yanılma yoluyla öğreneceğiz işte. Burası da tamam. Son bir tarla şurası. Bu da sebze, bu da sebzenin sonuncusu olsun. Üretim açığı 178 ton diyor. Buraya kadar geldik değerli dostlar. Burada maalesef şeyi yapamayacağız. Daha böyle göz kararı olacak. Şöyle en arkaya kadar gitmesine gerek yok. Hatta bence şöyle devam edebilirim içeriye doğru. Daha iyi oldu. Şöyle. Yine buradan da böyle devam ediyoruz. Heh, şimdi bak benim istediğim şey mesela gerçekte bunu böyle burada kesiyor ya adam. Bu hissiyatı vermeye çalışacağım bakalım. Birazdan nasıl olacağını göreceğiz. Ya tarih olacağız ya tarih yazacağız kardeşim. Şöyle ben gerçekçi izlenimi yavaş yavaş almaya başladım. Değerli arkadaşlar devam ediyorum. Hızlandırma geliyor. Bildirimleri, abonelikleri unutmayın. Let's go. Şimdi değerli arkadaşlar olayımızı bir sonraki levele, bir sonraki aşamaya taşıyacağız. Öncelikle buraları böyle bazı yerlerde dinlendirme, hani gözümüzü dinlendirme anlamında boş yerler bıraktım. Ama genel olarak böyle gerçekçi olduğunu düşündüğüm yapılar da inşa ettim. İçerisinde ciddi manada çalışan da var. Farklı farklı yapmanın da avantajları da olacak. Üretim olarak da arkadaşlar eskiye nazaran daha iyi bir pozisyondayız. Özellikle cevherimiz arttı. O yeni yaptığımız yerle birlikte. Kotonu dengeledik. Koton 50 ton civarındaydı. Şu an 75 ton civarı üretim var aylık. Sebzemizdeki açık biraz azaldı. Arkadaşlar bak kotonu da artıya da geçiyoruz. Sanırım hasat dönemi değişiyor. Bilmiyorum. İşte buğdayımız var. Hayvancılığımız var. Sebzemiz var. Bunlarda da eksiklerimiz var. Onları da gidereceğiz. Şimdi benim yine diğer projelerimden bir tanesi. Onları da sizlerle böyle buluşturmuş olayım. Şöyle... buraya doğru bir yol yapalım. Buradaki ışıkları da kaldırayım. Bence gerek yok arkadaşlar bu bölgede trafiklenmesine. Şimdi istediğim şeylerden bir tanesi şu. Şuradan bu bölgede oturacak köyün içerisinde yaşayan vatandaşlar arkadaşlar oluşturmak. Ve tabii çok büyük değil, minik minik olacak bu vatandaşlar. Böyle bakalım.
Bu yeterli ya. İlla çok kasmayacağım kendimi. Şimdi North Amerika mı, Avrupa mı? İkili ikili olan hangisi ise ondan. Bakalım. Tek bina çıkıyor. Evet. Böyle arada birazcık boşluk. Yine burası ikili. Şu arada biraz boşluk bırakalım. Boşlukla devam ediyorum. Hepsinin ikili olmasını özellikle dikkat ediyorum arkadaşlar. Abi pardon, yanlış oldu. Şuradan yapacağız. Yine buradan da bir ikili bir bina. Ya buradaki amacımız işte bu köyde yaşayan vatandaş izlenimini vermeye çalışıyoruz. Yine burada ikili, ikili, ikili. Şunu da iptal edebilirim herhalde artık. Tamam. Böyle şimdi bunları birazdan ben farklı şekillerde de destekleyeceğim. Bu üçlü oldu. Dur. Şunu biraz daha büyükçe bir ev yapalım. Heh, böyle çok daha iyi. Sonrasında şuralarda kesinlikle... Ay arkadaşlar. Burada sanırım önceden sanayi varmış. Şu bölgede. Buraya yapamıyorum şu anda. Yani bunun temizlenmesi de çok uzun zaman geçecek buradan ki anca öyle. O zaman şurayı orman yapıyorum. Şu bölgeyi. Bir daha bakayım bir. Şuralara doğru evler yapabilirim. İnce de bir yol çıkarayım aradan. Şöyle minikçe bir yolla da bunu, hatta şöyle yapalım isterseniz. Bunu buradan şuraya doğru kavisi çıkartsak. Bunu da buraya doğru versek. Şurada birazcık üst üste geldiği yerde hoş olmadı. Onun harici bence okeyiz. Niye görmüyor? Hah, gördü. Pardon. Benim hatam. Bunu buraya kadar getirmeye bence gerek yok ya. Buraya da yeni evler yaparız. Şimdi evleri yaptıktan sonra değerli arkadaşlar, geriye kalan bölgeye de şeyleri yapacağım. Şunları da tam bir doldurayım da. Ağaçlandırmayı yapacağım. Olayı bitireceğim. Vallahi iyi bir bölge olacak gibi hissediyorum. Bakalım, inşallah güzel olur. Zaten o şeyi aldım ben şu anda yani. O vibe'ı aldım açıkçası. Bunu da kapatalım. Şimdi hocam gene ikili ikili. Büyük yapmamaya dikkat ediyorum ki yani şimdi gözümüze de rahatsız edici gelebilir tarlaların içinde büyük büyük koca koca evler. Burası köy gibi oldu bir tık. Dağlara da vadi yaparız. Ondan sonra ne bileyim böyle neydi? Tepelere gidiyorlar ya yazınlar. Yayla yayla. Ha, yayla tarzı şeyler de yaparız. Şurada bir tane büyük olsun şöyle. İnşallah saçma sapan havuzu mavuzu bile çıkartmaz içerisinden ya. Ya buraya çok yaklaşmayalım. Hepsi hasta olur yoksa vatandaşların. Şurada da birkaç noktada yine şey yapabilirim şöyle. Konut alanı oluşturabilirim. Ana yol üzerinde. Tamam, bu arada bir şey olmayacak. Bunlar bitecek, bu inşaatlar. Şurada da birkaç tane istiyordum. Aslında tam meydan olacak yer burasıydı. Çok geniş bırakmıştım burayı ama kirli olduğunu unutmuşum. O problemi göz ardı etmişiz. Yine şöyle bir iki... Arkadaşlar bunu da yıkalım da. Heh. Bir iki köyde burada oluşturayım köy yeri. Şöyle minik minik. Şu büyük oldu gene, bunu yık. İkili ikili. Heh. Şu da ikili, bu da ikili. Bu da ikili. Bu da tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Şurada da küçük küçük bir iki taneyle destekleyip olayı bitiriyorum arkadaşlar. Tamam. Kirliliği silme gibi bir şey yok herhalde. Oyunu bir hızlandıralım şimdi. Oyunumuz bir aksın. Toplu taşımayı da bu bölümün ikinci parçasında. Aslında bu bölümde yapsam yetişmez. Şu anda zaten herhalde 1-1,5 saati geçti videonun net süresi. Toplu taşımayı da yarın düzeltiriz. Şuradan şuraya merkez yapacaktım ya. Bu yıkım meselesiyle onu da taşımış olacağım hem. Şurası şu an çok rahatsız edici görünüyor beni. Burayı da yapalım isterseniz ya. Yapalım mı? Dur, şuranın bir ağaçlandırmasını yapayım bakayım nasıl duracak. Ona göre yapalım. Baktık kötü duruyor, o zaman yapmayız. Şimdi öncelikle arkadaşlar ikinci, üçüncü ve dördüncü. 2, 3, 4. Aynen 2, 3, 4. ağaçlar rastgele olacak. Biraz büyütüyorum fırçayı. Şöyle araları dolduruyorum şimdi. Böyle meşe ağaçlarıyla güzelce. Boş kalan yerleri de diğer ağaçlardan yine random bir şekilde koyacağım. Bazı tarlalara özel müdahaleler yapacağım. Tarlanın üzerine böyle büyümeyen bitki ekeceğim. Marul gibi falan görünsün istiyoruz onları. Böyle iyice yerleştireyim de. Beni de alan dar ya arkadaşlar. Meşe ağaçları çok buralara gelmiyor yani, sevmiyor buraları. Şu altı da doldurayım güzelce. En sevmediğim mevsim ya. Kış mevsimi. Nefret ediyorum şu oyunda. Ladin'deyiz değil mi? Birazcık Ladin. Değerli arkadaşlar. Şuralara da aynı şekilde. Yapıştır 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 güzelce. Haydi.
Dinler de çok sığmıyor ya. Ne kaldı ki geriye zaten? Başka ince ağaç yok ki sen. Böyle iyice bir dolduralım. Evler bunların arasında komple kalsın. Ondan sonra bir görünüşüne bakalım. Baktık gerçekten güzel oldu. Hoşumuza gidiyor. Kaldığımız yerden diğer bölgelere de devam ederiz. Şu yan taraftaki bölgeye. Ama orayı kesin yıkacağım gibi ya. Oranın tarlaları çok yeri çünkü. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Efsane oldu oğlum. Bak şimdi şu bildirimleri kapatıyorum. Geçiyorum buraya. Vallahi ben çok beğendim. İçime sindi ya. Çok acaba tereddütte kalmıştım acaba gerçekten güzel olacak mı diye. Bak abi şöyle. Mükemmel. Mükemmel. Gerçekten hoş. Tamam burayı da değiştiriyorum. Çünkü bütün konsept düz yollar üzerine kurulu. Burada farklı bir şey yaparsak bizi rahatsız edebilir. Üretimle ilgili durumu bir teyit edelim. Üretimle ilgili durumda koton da iyi. Hayvancılık, sebze, buğday üzerine çalışacağız. Buğdayda da fena konumlara gelmedik ama bu ne mesela? Hayvancılık, tahıl, sebze. Yani bu binaları da sirkülasyon olarak devam ettirebiliyor olmamız gerekiyor. Şimdi bu otobüs deposuydu. Bu depoyu buradan kaydırıp sanayinin içerisine alabilirim arkadaşlar. Şu bölgeye. Şöyle. Biraz da eğri büğrü oldu ama neyse olsun bakalım. Sorun değil. Çünkü buraları şu kısmı full tarlalardan devam ettireceğim. Buraları da yıkıyorum. Oyunu birlikte düşüreyim. Yağmurlar bayağı FPS düşürüyor. Bende 4090 ekran kartı var bu arada. Ona rağmen ciddi şekilde arkadaşlar oyun FPS düşürüyor yani. Yayın falan da yapıyorum. Bilmeyenler varsa Facebook'ta. PUBG Mobile yayını yapıyorum. TikTok'ta, Facebook'ta şu ara. Ondan dolayı sistemim bayağı iyi yani. Ama bende bile oyun maalesef çok iyi çalışmıyor. Optimizasyonda ciddi problemleri var. Çözerler mi? Bakacağız. Cities Skylines'in kodlayıcı ekibi iyi mi kötü mü bakacağız. Şimdi arkadaşlar. Bu tarlalarımız hep küçüklü, irili ufaklı. Aynı şekilde devam edecek. Bence devam etsin ya. Şöyle nasıl desem. Mesela bu aradan şöyle bir yol alıyorum. Hatta şöyle biraz aşağı doğru çıkartayım. Tamamdır. Yine buradan böyle yukarı doğru devam ediyorum. Şimdi burada işte sola çapraz yapacağız. Sola çark. Heh. Bu şekilde devam. Şuraya kadar gelecek. Tamam. Burada da diğer tarlalarla birlikte. Buradaki tarlalar şey olmayacak yani böyle full doldurmayacak. Full doldurduğu zaman insanın gözünü kör eden bir yapı oluşuyor. Gerçekten öyle. Şuraları hemen bir müsaadenizle dağıtalım. Düzleyelim. Böyle. Değerli arkadaşlar. Şu yolu da bu vesileyle bir şu kısmı özellikle yıkıp tekrar alayım. Şuradan şöyle gelecek. Buraya kadar düz gelmesi yeterli. Ondan sonra buradan geldi. Buraya kadar buradan da ya düz değil ya. Geldik. Heh, buradan buraya. Tamam. Buradan da geri aşağı gidiyoruz değil mi? Ben ne zaman şu adamı açsam hani bir müzik dinleyelim desem her zaman sohbet etmeye başlıyorlar. Bunun da bir modu var bu arada. Bundan rahatsız olanlar varsa bir tane mod yapmışlar arkadaşlar. Heh, tamam şimdi oldu. Bu modla birlikte mesela adamların konuşmasını hatta onları kapatıp kendi bilgisayarınızdaki müzikleri bile koyabiliyorsunuz ama telif olayı olduğu için ben öyle bir şey asla yapmadım yani yayında. Üretim açığına göre gidelim artık rastgele gitmeyelim. Arkadaşlar hayvancılık büyük bir yer yıktığımız için komple gitti. Sebze hayvancılık üzerine iyi asılacağız. Bunlardaki açık üretime göre yüzdelik olarak bakınca 2-3 katına kadar çıkıyor. O yüzden sebze ve hayvancılıkla başlıyorum. Birincisi sebze dükkanlarımız. Böyle gene şu bölgeye kadar şuraya kadar gelsin. Şurada mesela ufak bir şöyle sola çark yapabilirim. Şöyle falan olabilir. Tamam yine yanına bir sebze daha koyuyorum. Üst yola kadar gelmesine gerek yok. Şöyle gelsin. Şu arka tarafı yine boş bırakacağım. Buradan da buraya kadar. Şöyle gelsin. İkinci sebze alanımız. Çok yamuk olmadı değil mi? Yamuk olan yerleri ufaktan bir düzelteyim. Şunu biraz şöyle birazcık dışarı çekeceğim de serbest modda yapsak daha iyi. Şöyle. Şunu da birazcık içeri alırım. Tamam. Bu aşağıda bir yerilik var mı? Aşağı zaten direkt düz olduğu için sıkıntı yok. Şimdi sebzeden iki tane daha yapayım. Bu alt kısımla bu sebze ihtiyacını sıfırlayalım. Bu arada gene bir boşluk bıraksam mı acaba? Deneyeyim ya.
Bir de öyle deneyeyim bakayım. Her şeyi denedik. Onu da deneyelim. Ne olacak? Şimdi şuradan şu yol kenarına yapışacak bu. Bir sebze yeri daha yapıyorum değerli arkadaşlar. Yine arada biraz boşluk. Belki yol geçiririm. Ya da hiçbir şey de yapmayabilirim. Yani tamamen dekoratif amaçlı. Tamam. Arka tarafa şimdi sebzemiz ne duruma geldi bununla birlikte? Hala çok eksik var ya. Sebzeden devam. Bu alt tarafı komple sebze abi. Neredeydi o? Şurada. Şimdi buradan arkadaşlar bir boşluk bu köşede bırakacağım. Ufak bir boşluk. Tamam. Son olarak bir tane daha sebze yeri yapıyorum. Bu işi bitiriyorum. Şöyle serbest modda her şey kapalı. Yolun biraz aşağısından olacak şekilde ufak bir tarla. O kadar düz tarla var. Şu tarlayı ekip biçen adam var ya ne küfür eder ha. Düşünsene bu kadar tarlanın arasında sana bu denk geliyor. Ya yapma. Yol bağlantısı yokmuş ya. Bug'a giriyor bazen böyle. Evleri koymuyor. En başta görebiliyorsunuz aslında ama ben az önce konuşmaya odaklandığım için orayı görmemişim. Şöyle arkadaşlar. Bunu da buraya koyalım. Gerçekten güzel tasarımlar çıkıyor bu arada meydana. Tamam. Kar yağdı, kar da yağmaya başladım. Şimdi devam edelim. Üretimdeki eksiklerden yine odaklanalım. Hayvancılık bayağı ikside. Çok düştü hayvancılık. Yine biraz da canlı hayvan bölgesi kuracağım. İki tane kurayım. Bir tane şu üst caddede olsun. Şöyle. Şu köşeyi de yine serbest bırakalım. Aşağı yukarı şu şekilde. Bizim için yeterli olur arkadaşlar. Tamam. Alt tarafa da şuraya bir hayvancılık kuralım. Böyle biraz arayı boş bırakacağım. Kar da yağmaya başladı. Karı sanki çok fazla görmüyoruz gibi ama iki ayrı dönemde yağıyor. Mesela şu an hava kaç derece? 0 derece. Nerede acaba bu bayrak? Şey bu bayrak diyorum bu harita. Böyle birazcık daha aşağı doğru gelebiliriz. Tamam. Eğer kir problemi olmazsa arkadaşlar buralarda da şey yapacağım yani. Ufak tefek yerleşim alanları oluşturacağım. Ama muhtemelen sanayinin içerisi olduğu için buna izin vermeyecek. Muhtemelen. Bakalım neler olacak. Şimdi şunu da şöyle aşağı doğru. Bunu düz yapayım. Kare hiç tarla olmadı bu bölgede. Bir tane olsun. Bir tane de şuraya bir tarla yapalım. Sağdan geleceğiz herhalde. Evet. Üretimle ilgili ciddi eksiklerimiz vardı. Sanıyorum bu bölümle beraber arkadaşlar o üretim problemini de neredeyse komple aşmış olacağız. Hemen hemen şuraya gelsin. Hatta biraz daha içeri gelsin. Şöyle. İkili evler yaparız oraya. Yapabiliyorsak tabii. Tamam şimdi üretimimiz ne duruma geldi değerli arkadaşlar. Buğday iyi. Hayvancılık artmaya başladı. Sebzede de yarı yarıya geldi. Birebir oldu. Hala hayvancılıkta 1'e 2 oran var abi. Onu 1'e 1'e düşürelim en kötü. Ha burada bir de şeyimiz yok daha. Yeri de boyamamız lazım şöyle. Boyayayım da arkadaşlar. Madencilikle şey aynı bölgede olmuyor herhalde. Burayı niye boyayamıyorum şu bölgeyi? Boyayamıyorum ya Allah Allah. İlginç. Modlar çok iyi çalışmıyor bu arada. Ben size söyleyeyim. Çok sağlıklı... Çok sağlıklı değil ama işimizi görüyor mu? Fazlasıyla görüyor. Çok iyi o anlamda. Şimdi şöyle bir tane düz yol çıkartacağım. Buraya doğru değerli arkadaşlar. Burası geniş ya. Bölmem lazım orayı. Diğer bölgeler çok o kadar önemli değil. Devam ediyorum. Yine hayvancılıktan ufak ve düz bir tarla yapacağım. Şu bölgede. Şöyle şuraya kadar. Şöyle yeterli herhalde. Buradan buraya. Buradan... Şu dibe buradan da buraya. Ne kadar verecek bize? Nasıl oldu? Çıkış ödedi ama. Dur bakayım bir. Böyle yapıp böyle geçsem. Hah şimdi oldu 62 ton verecek burası üretimde. Burası da biraz verir. Bölgeler direkt koyar koymaz çıkışıyorlar. Bu nasıl iş? Başlangıç noktaları da etkiliyor. Thank you.
Evet, geçtik bir sonraki aşamaya değerli arkadaşlar. Nasıl oldu hocam? Şöyle bir bakın. Sanayi ile diğer sektörü, neydi o? Tarım sektörünü tamamıyla birbirinden ayırmış olduğum. Şimdi çok belli değil ama yaz mevsimi geldiği zaman daha da belli olacak. Buralara bakacağız. Bir de ev olarak mesela yapabileceğim temiz yerler var mı? Temiz olarak arkadaşlar. Şuralara belki hani böyle ufak ufak yazlık gibi, daha doğrusu köylük gibi işte ne bileyim. Güzel ya, bilmiyorum, yapacağım birkaç tane, bir duruma göre bakarız. Baktık rahatsız ediyor, yıkarım zaten. Yani biliyorsunuz benim ruh halim bu konuda hiç sabit değil. Şurası biraz uzun olsun. Ne, şurası da birazcık şöyle büyükçe olsun arkadaşlar. Oyunumuz 3x'te. Şimdi ben bir oyunu 5-6 dakika dinlendirmeye bırakacağım şöyle kendi kendine. Bazen böyle yapmanız gerekiyor bu oyunlarda. Vatandaşın gelmesi, eğitim alması, belli bir yere girmesi arkadaşlar, ekonomik olarak kendini toplaması için. Bunu siz de oyun oynarken yapın. Yani sürekli bir şey inşa etmeyin. Şehrinize gelen vatandaş şöyle bir kaç sene dinlensin. Yani bir saat falan mesela mola verin. Oyun oynasın ama yeni insan almayın şehre. Onu söylemeye çalışıyorum. Şu aradaki yerlere güzel güzel vatandaşları da yerleştireyim. Yerleri de bayağı temizmiş yani. Benim beklediğimden daha temiz arkadaşlar. O yüzden bu vatandaşları buraya yerleştireceğim. Şu aşağı tarafa kesinlikle yaklaşmayalım. Vallahi hastalıktan kırılırlar sürekli. Dayanamazlar yani. Tamam. Evet. Şimdi şöyle bir isterseniz timelapse değildi arkadaşlar. Şöyle bırakacağım. Ben onu bir hızlandırırım. Toplu taşıma olmadığı için arıza verir mi bilmiyorum. Onu sonraki bölüm yapacağım. Ama burayı bu şekilde bitiriyorum. Şu aradaki yer var ya. Burası muhtemelen sanayi olacak. Belki değiştirebilirim yerini. Hani çok sıkışır, trafik çok olur o yüzden. Ama böyle bir sebep yoksa %100 sanayi olacak burası. Çünkü şöyle bakınca da bütünlüğü görüyorsunuz zaten. Tepeleri yine petrolle metrolle buraları destekleyeceğiz. Şuralar ne olur bilmiyorum. Şurası da tarım için muhtemelen devam edilir. Ama burası daha seyrek. Burası gibi değil. Böyle büyük çoğunluğu orman ama ormanın arasında küçük küçük tarım arazileri de olacak burada. Burası da bununla ilgili bir plan. Ondan sonra artık şuraları da doldurup şu üniversite bölgesini yeni teknikal üniversiteyle birlikte sahile, sıcak denize inebiliriz arkadaşlar, Rusya gibi. Şimdi şöyle bir 5-6 dakika kendi haline bir bırakayım şurayı. Böyle burası bir dinlensin. Ben de bir çay molası verip geliyorum. Evet değerli arkadaşlar, buralar da bitti, çok da güzel oldu. Şöyle bir kapatalım, bence yeterince gördünüz detaylarını. Şimdi gelecek bölümle birlikte hemen şu imha ettiğimiz toplu taşımaları yeniden yapacağız arkadaşlar. Şehrimizin zaten birçok bölgesinde taksileri görüyorsunuz, hatta şehir dışına giden taksilerimiz de var. Eğer unutmazsak bu taksi olayına da bir el atalım. Taksi değil de aslında demek istediğim şey otobüs, şehir dışına giden otobüsler. Farklı farklı bölgelerde de birkaç otobüs hattı yapalım. Ama genel olarak otobüs üzerine değil de toplu taşıma üzerine yoğunlaşacağız. Birkaç bölüm ileride de bir metrobüs falan efsane olur. Onun da temellerini şimdiden atalım. Çünkü buralarda falan mesela metrobüs geçirecek yer kalmadı. Tıka basa dolu oldu arkadaşlar. Şu evlerin olduğu yerleri merak ediyorum ben. Aa, işte burada, işte burada. Evlerimiz işte burada değerli arkadaşlar. İşte buralarda. Çok güzel oldu ya maşallah. Bu evde çalışan vatandaşlar da direkt yanında böyle iş imkanları olduğu için buralarda muhtemelen şey yapacaklar. Çalışacaklar öncelikli olarak. Nasıl oldu hocam tarla bölgesi? Var ya, bu işi yaptık ya, ben size söyleyeyim mi? Bence başarılı bir sezon oldu olarak görüyorum burayı bak. Hep bu açıdan izliyoruz. Aynı açıdan bak, gör bir kardeşim. Mükemmel. Maşallah diyelim, nazar olmasın. Şurası da ev gibi duruyor uzaktan bak. Halbuki fabrika bölgesi. Yakınlaşınca o bile güzel duruyor yani. Tamam, geri gidiyorum yukarıya doğru. Bu bölüm bu kadar olsun. Zaten çok uzun oldu benim için ya. Siz kaç dakika net çıkar bilmiyorum ama bayağı uzun. 2-2,5 saat uğraştım.
Kendinize iyi bakın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyor. Burada noktayı koyuyoruz.